Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 27 Kasım 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle biraz uzun olacak video tahminime göre. O yüzden de arkadaşlar e, beğeninizi atın, sonuna kadar izleyin. Hatta bir buçuk kat hızda izlerseniz daha mantıklı olur, bir önce bitirirsiniz. Futbolcularımız Babakars Fatih Karagümlü galibiyetinden açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz Fenerbahçe'miz. Baba Kars Fatih Karagümrü'yü 2-1 mağlup etti. Ve Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçının ardından futbolcularımız Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo çeşitli açıklamalarda bulunmuşlar. Tadic taraftarımız da onların oluşturduğu güzel atmosferle beraber maçı geri döndürmesini bildik diyor. Doğum günüm 6-7 gün önceydi. Kutladığınız için teşekkürler. Önemli bir 3 puan elde ettiğimizi düşünüyorum. En iyi oyunumuzu oynadık mı? Hayır. Bugün saha içerisinde kolektif manada daha iyisini gösterebilirdik. Bugün oyunumuzu daha yukarı çekebilirdik ama bugün bana göre iyi olan şey geri dönüş adına takımın karakteri göstermesiydi. Taraftarımız da onların oluşturduğu güzel atmosferle beraber maçı geri döndürmesine birlik ve galibiyetle ayrıldık. Tabii ki de analiz edeceğimiz noktalar olacaktır. Bu maçla alakalı olarak daha iyi neleri yapabiliriz? Çok daha iyi nasıl olabiliriz? Konusunu bu maçın analizinde elbette yapacağız. Ama bazen bu tip maçlar da olabiliyor. Daha iyi bir performans koyamadığımız maçlar da olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli diyor. İrfan Can Kahveci kazanmasını bildik diyor. Eksiklere rağmen kazanmayı bildiklerini dile getiriyor. Bugün daha iyi olabilirdik. Çok eksiklerimiz var. Buna rağmen de liderliğimizi sürdürüyoruz. Zor bir maç oldu. Ama böyle maçlar da olacak. Kazanmasını bildik. Takıma teşekkür ederim. Yoğun bir periyottan geçiyoruz. Hemen Avrupa Emirlik'te, hem milli takımda. Eksiklerimiz de var. Bunlar da çok önemli isimler. Onlar döndükten sonra tekrar sezon başı yakaladığımız tempoya gideceğimizi düşünüyorum diyor. Crespo'nun önemli 3 puan almakta Ve maçı çevirebilmek için koymuş olduğum muz ruhtu diyor. Hiç şüphe yok milli sonra oynanan ilk maçlar zor olur. Çünkü üst üste oynadığınız maç oynadığınız zaman maç ritmini kazanıyorsunuz. Dolayısıyla ara verdikten sonra oynadığınız ilk maç her zaman zor olur. Bugünkü maç da bizler için zor oldu. Ama bizim için en önemlisi 3 puan almaktı ve maçı çevirebilmek için koymuş olduğumuz ruhtu. Konferans liginde ile karşılaşacağımız karşılaşmayı değerlendirmiş Crespo. Bu maçta tavım birde. Biz hazırız İstanbul'un da ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz. Ama sağ içerisinde olduğunuz zaman o soğuğu hissetmiyorsunuz. Çünkü ruhunuz sizi ısıtıyor. Danimarka'daki maç içinde en iyi şekilde hazırlandık. O maça iyi bir şekilde gidip liderliğimizi garantileyerek galip gelmek istiyoruz diyor. Hadi inşallah. İsmail Kartal. Baba Kars Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi. Şimdi onun görüşlerini de özellikle ele alalım arkadaşlar. Çünkü asıl merak ettiğim kısma geldik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Son haftalarda çıkışta olan bir kara gümrük takımı vardı. Sonuçta baktığınız zaman Süper Lig'de milli takımlara en çok oyuncu veren Fenerbahçe. <laughs> başlamış. E, şeye Bahanelere sığınmaya başlamış mı sizce? Bakalım. Milli takımlara 13 oyuncu veriyoruz. Ve milli takımlarındaki oyuncuların 3 günde 4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay bir iş değil. Bir de öbür tarafından bakalım. Ben hiçbir zaman sakatlıklara, eksikliklere sığınan bir antrenör değilim. Demiştim. Ama maalesef bugün de Önemli eksiklerimizle maça çıktık. O eksiklerin yerinde oynayan oyuncularım da ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Bugünkü maçı kazanmamız çok çok önemliydi diyor. Haksız mı? Değil. Bir de oyuncularım bir sıfır geriden gelip ikinci yarıda maça bir karakter koydular. Devre arası odasında daha önce geriden gelip maçları çevirmesini bildik diye oyuncularımla konuşmuştum. Sadece işimizi yapmamız gerektiğini oyuna ağırlığımızı koyarak maçı kazanabileceğimizi hep beraber konuştuk. Onlar da ikinci yarıya gayet iyi başladılar. Planladığımız gibi elimizdeki oyuncular da ellerine gelen en iyisini yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Maç başından sonuna kadar oyuncularımı destekleyen taraftarımıza da teşekkür ediyorum diyor. Transferle ilgili e, transfer sorusuna İsmail Kartal şunu diyor. Şu anda %100 herhangi bir arayışımız yok. Var. Ama %100 arayışımız yok diyorsa bir şey diyemem. Zaten sakat oyuncularımız da yavaş yavaş takıma gelmeye başladılar. Zaman içerisinde başkanımız ve yöneticilerimizle konuşarak eksik yerlerimize devre arasında tabii ki takviyeler olabilir. Ama şu an önceliğimiz elimiz 4 gün sonra oynayacağımız Nörstland maçında elimizdeki tüm oyuncuları en iyi şekilde hazırlayarak oradan en iyi sonuçta gelmek demiş. Şimdi bu arada Halil İbrahim kardeşimize ve İbrahim Karaman kardeşimize teşekkürler. Dünkü maçın maç özeti canlı yayınında 40 kişiye üyelik hediye etmiş olduk. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum yani iyi ki varlar. Şimdi İsmail Kartal kısaca neler söyledi arkadaşlar? Önemli eksiklerle çıktık dedi. Maçın zor geçeceğini biliyorduk dedi. Hani oynayanlar elinden geleni yaptı. Soyunma odasında neler söylediğini anlattı. Stoper için cevap verdi. Hani yavaş yavaş oyuncularım dönüyor, bir arayışımız yok %100 dedi. Ama yine de takviyeler olabilir dedi. Sakat oyuncuların durumuyla ilgili arkadaşlar Fred ve Cikun'un tedavisi devam ediyor demiş. Bak mesela Fenerbahçe ork'ta bunlardan bahsedilmiyor. Serdar Aziz, Mert Hakan, Yandaş, e, Miha Zahid'sin tedavisi devam ediyor. Miha Zahid'se milli arada bir sakatlık yaşamış hafif bir. Sakatlık, sağlık ekibiyle planlama yapıyoruz demiş. Ay sakatlık ekibi diyecektim. Ne zaman %100 dönecekler? Bunu konuşmak için erkek erken sağlık ekibi karar veriyor. Sağlık ekibimiz şu ana kadar işini iyi yaptı diyor. Hakem kararlarını soruyorlar. Bugüne kadar sezon başından bu yana bizim birçok pozisyonumuz var. Hiçbiriyle ilgili konuşmadım. Bu akşam da konuşmak istemiyorum. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum demiştim. Çok fazla yorum yapmama gerek yok. Oyuncu değişiklikleri konusunda da oyuncu değişikliklerini bana göre doğru zamanda yaptım. Şu ana kadar da çok başarılı olduk diyor. Yani siz bu olaya ne dersiniz? Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, düşündürücü bir olay açıkçası. Fred ve Ciku'ya ilişkin de ben şunu söyleyeyim. Ben Fred'in de Ciku'nun da Sivas maçında oynayabileceği görüşündeyim. Ancak Sivas maçından sonra Beşiktaş maçı var. Ve deplasmanda. Yani Sivas maçı evinde. Bence buna çok 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 dikkat etmek lazım. Yani evindeki maçı bir şekilde kazanırsın. Ama deplasmandaki maçlar ee... onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi maça dair aslında bir şey söyleyeceğim. Şimdi sevgili Furkan kardeşime de teşekkürler. Çok güzel yorumlamış. Diyor ki, sadece 45-60 arasında 15 dakikalık bir periyotta baskı kurabildik. Kaleci top yerine İrfan'ın kafasına vurmasa muhtemelen maç dönmeyecekti diyor. Katılıyorum. Tabii ki de Fred ve Cicco'nun dönüşüyle takım yine vites arttıracak. Ama iki maç puan kaybının üzerine bir puan kaybı daha bizi kırardı. Ve ne yazık ki oyun anlamında kazanan olamadık. Penaltı gelmese bence dönmeyecekti diyor. Katılıyorum. Ama bu maçtan kazanan 3 puan bence 4 puandır. Trabzonspor, Adana Demirspor kaybı belki kabul edilebilir. Aniden iki zor maça denk geldi. Sakatlar sonra Samet'in hataları falan. Hani milli ara sürecinde eldeki oyuncularla bir oyun inşa etmemiz lazımdı. Edememişiz diyor. 3 puan sevindireceğim o oyun anlamda kazanamadık. Beni üzen o. Kazanamasak kaos çıkabilecek bir maçtı. Biz kazanamamanın eşiğine geldik. Temiz bir sayfa açıp haftaya Fred Cicco'nun da dönüşüyle çıkış yakalamak şart. Tabii ki onlar dönse dahi bazı hatalar düzeltilmeli diyor. Mesela ee, stoperlerde Osterwolde değil mi? Osterwolde ve Samet Akaydın size güven verdim arkadaşlar. Bak Osterwolde'yi en beğenen kişi benim. Hatta üstüne düşünse dünya çapında bir stoper olabilecek diyen benim. Ama şu ana kadarki stoperde gördüğüm Osterwolde beni haksız çıkarır. Ve önlerinde İsmail Crespo oynayınca da 3. bölgeye top aktarılmadı. Yani orada tıkandı. Ciku'nun Fred'in olmaması Fenerbahçe'ye gerçekten ve gerçekten çok fazla seviye düş yani seviye eksikliği kazandırdı. Takım gücü 90'ken 60'a düştü. Bu kadar olmaması lazım. Bak skoru alsa da almasa da Fenerbahçe'nin yapması gereken bu. İsmail Kartal bunu çözmeli. Bir başka kardeşimizin yorumu. Arda kardeşlerin kararından öte vücut dilde problemle nabzı 200'e vuran oyunculara tahrik eder gibi mimik yaparsan davetiye çıkarırsın diyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani yaptığı hal hareketlere bir bakın. Ağız pozisyonlar şuna buna falan filan. Şimdi ben maçtan sonra bir troll şeye denk geldim. Yoruma denk geldim. Hani Samet Akaydın'ın penaltı pozisyonu hakkında Deniz Çoban el doğal konumda karar doğru. Bülent Yıldırım vücudunu genişletmiyor. Kurallara göre doğru karar. Ee, seçim demir yoruma açık pozisyon. Ancak eline çarpan ancak eline çarpmasa da vücuduna çarpacak karar doğru diye bir şey paylaştım. Beyin trio bunu söyledi diye. Ancak ben de dahil, sizlere de, de dahil hepimiz trol'e geldik. Böyle bir açıklama yok. Şimdi maçın pozisyonlarına geçeceğiz. Geçmeden önce Türkiye'de hakemlik. Gerçekten Türkiye'de hakemlik rezalet. Gerçekten rezalet. Hani rezalet ötesi rezalet. Niye biliyor musunuz? Hani hakemlik zaten rezalet. Bir de spor yazarlığı çıktı. O daha da rezalet oluyor. Muhabir Osayi'nin yedek olmasının sebebi yorgunluk muydu? İsmail Kartal Osayi sarı kart cezası. Osayi'nin yedek olmasının sebebi yorgunluk muydu? İsmail Kartal da Osayi Samuel sarı kart cezasıydı. 4 sarı karttan dolayı diye. Türkiye'de muhabirliğin geldiği nokta. Şimdi buraya hangi açıklamayı yapsam içim soğur. Hiçbirini yani hiçbir şeyde içim soğumaz. Açıkçası hiçbir şeyde içim soğumaz. Ya bu kadar olmaz. Bir tanesi çıkıyor Kadıköy'de kara gece hashtag falan filan atılmış. Ne diyorsunuz ya soru böyle sorulmaz. Kadıköy'de kara gece. Ben sana Kadıköy'de kara geceyi söyleyeyim. Kadıköy'de kara gece çok oldu. Hatırlayın. Şimdi maçın aslında özeti şuydu. Biri penaltıysa Diğeri de penaltı. Biri değilse diğeri de değil. Gecenin özetledim. Yani 26 Kasım saat öğleden sonra 9'u 15 geç arkadaşlar. Şu iki pozisyona benim Twitter hesabım bu. Takip edebilirsiniz. Ama hep ben yokum. E, moderatörlerim var. Onlar yorum yapıyorlar falan. Hani biri penaltıysa diğeri de penaltı. Biri değilse diğeri de değil. Gecenin özeti bu dedim. Bunu ben kendi penceremden bakarak bir aynı zamanda bir hakem olarak aynı zamanda da Allah'tan korkan rakibine yapılsa ne diyeceksem bize yapıldığında aynısını diyecek birisi olarak ben bunu söyledim. Şimdi neresinden başlayalım? arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe Karagümrük maçının yani Fenerbahçe maçının tekrar oynatılmasını talep ediyorlar. Sosyal medyada da çok ciddi bir şekilde algı başlattılar. Ancak Hani Arda kardeşleri Hüseyin Göçeği hakem yani eleştiriyorlar. Ben de şöyle yapıyorum. Hani şöyle yapalım. Arda kardeşleri ve Hüseyin Göçek hemen bugün hakemlikten atılsın. Kabul etmeyen de namussuzdur, alçaktır. Hatta FETÖ'cüdür diyelim. Kabul müsüz. Hani i̇ddianızda samimiyseniz. Şimdi maçın pozisyonlarına gelelim. Şimdi maçın pozisyonlarına gelelim. 33. dakika Şimanski pozisyonu. Ver abi Şimanski pozisyonu. Şu pozisyon. Şimdi siz bile bana itiraz ettiniz. Yok hocam hareket dışarıda. Hareket dışarıda dedim ki bak pozisyonda süreklilik var. Artı. Birinci hareket, ikinci hareket diye gidiyor. Ve bakın bu harekette arkadaşlar şu anki şu görseldeki harekete dikkatle bakarsanız anlarsınız zaten ne demek istediğimi. Yani ne demek istediğimi şu harekette anlayacaksınız. Neyi anlayacaksınız biliyor musunuz? Çizginin içinde ya da üstünde olduğunu. Çizginin, çizginin üstünde ise bile o alana dahil edilir. Şimanski'ye ceza sahası önünde yapılan faul sonrası penaltı yerine serbest vuruş verildi. Deniz Çoban Pozisyon dışarıda başlasa dahi içeride devam ediyor. Kesinlikle penaltı verilmeliydi. Bakın kesinlikle penaltı verilmeliydi. Hani verilebilir. Verse bir şey diyemem değil. Kesinlikle penaltı verilmeliydi. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle verilmeliydi. Devam edelim. Şimdi Deniz Çoban bunu söylüyor. Shimanski yapılan faul, ayakla yapılan ilk müdahalenin ardından sağ dizle içeride devam ediyor. Bu pozisyon penaltı kanıt mevcut. Var devreye girmeliydi diyor. Bülent Yıldırım Arda Kalleşler ilk müdahale müdahaleyi görünce hemen faul çaldı ancak pozisyon bitmeden içeride devam ediyor. Var müdahale etmeliydi. Penaltı verilmeliydi. Bakın çok koyu sıralı Bülent Yıldırım diyor. Bahattin Duran pozisyon içeride devam ediyor. Şimanski'ye diziyle oyuncu müdahale ediyor. Kesinlikle penaltı olmalıydı. Hani Galatasaray açıklama yapacakmış saat 13'te. Fenerbahçe maçında maç 0-0 iken dakika 33'te Fenerbahçe lehine bir penaltı verilmemiş. Lütfen bundan da bahsetsinler. Yani kocanın eşi üzerine hakkı vardır. Hangi kadın eşi kendinden razı olarak vefat ederse cennete gider diye de hadisi şerif var. Yani Galatasaray'a buradan söylüyorum. Şu pozisyonda Fenerbahçe'nin penaltısı verilmemiş. Lütfen bunu dile getirin. Bakın dakika 33. Yani o penaltı verirse Fenerbahçe 1-0 öne geçti diyelim. Maçın hikayesi nereye gider? Yani öncelik sonralık etkisi bu. Ya Trabzonspor maçında hatırlayın 45 artı de Şimanski'ye verilmeyen bir penaltı. O da aynısıydı. O penaltıyı ver. Skor 1-1 olsun. Bak bakalım Trabzon arka arkaya 2 gol bulabiliyor mu? Maçın hikayesi nereye gidiyor? Yani kart çıksa iş nereye gider? Öyle değil mi ya? Şu, şu şu hareket. Bir şey söyleyeceğim. Var dese ki bileğin üstüne geliyor. Kanıt da var elimde. Hadi buyur. Hadi. Al sana bir kaya. Nerene dayarsan daya diyor. Hadi buyur. Hadi buyur. Şimdi bir sonraki pozisyon. Fenerbahçe lehine çıkan penaltı doğru mu? Deniz Çoban doğru karar. Bahattin Duran karar doğru. Bülent Yıldırım penaltı kararı doğru. Bünyamin Gezer penaltı kararı doğru. Zaten ben her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bünyamin Gezer ne diyorsa ben oradayım. Bak kolay kolay bir insan hakkında bu cümleyi kurmam. Hocam Bünyamin Gezer de ondan mı? Yok. Bünyamin Gezer kimseden korkmuyor. TRT'ye çıkmış. Hani birilerini yağlayayım ballayım demiyor. Açık ve net. Hünkar Mutlu yurt dışında İngiltere'de aktif olarak hakemlik yapan yabancı hakemlere Samet'in penaltı pozisyonu sürdüm. 4 hakem penaltı değil dedi. 5-6 hakem penaltı dedi diyor. Şimdi bak yoruma açık pozisyon ayrı. Net penaltı ayrı. Bak, yoruma açık ayrı. Net penaltı ayrı. Şimanski'nin herkes net penaltı diyor. 46'da Fenerbahçe'nin kazandığı ee, penaltı pozisyonu. Bülent Yıldırım kesinlikle penaltı kararı doğru. Deniz Çoban penaltı kararı doğru. Bahattin Duran ben de kesin olarak penaltı olduğunu düşünüyorum. Bakın kesin. Kesinlik. Anlatabiliyor muyum? Kesinlik. Şimanski ilk müdahale dışarıda diyor Bünyamin Gezer. Ancak devamında saatte kontrolsüz yapılan bu hareket penaltıya gerektirir. Var devreye girmeliydi. Diyor. Burayı da anladık. Şimdi gelelim asıl pozisyona. Pozisyon belli. 53. dakika. Sabit'in penaltı beklediği pozisyon. Pozisyon belli. Evet, pozisyonu ekrana veriyorum. Dikkatlice bakın. 53. dakikadaki Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Bülent Yıldırım. Kolun yana doğru genişletilmesi. Yukarı ve öne doğru genişletilmesi doğan, doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Burada karar penaltı olmalıydı en fazla da sarı kart çıkmalıydı. Hakemi eleştirmem ama var odası sınıfta kaldı. Deniz Çoban kol doğal konumda değil. Yüzü kapatma da yok. El topun önüne bariyer oluşturuyor. Net bir penaltı. Var burada hakemi izlemeye davet etmeli ve penaltı kararı çıkmalıydı. Bahattin Duran bu pozisyon net bir penaltı. El doğal konumda değil. Yüzü koruma refleksi değil. Arda kardeşler pozisyondan dolayı görememiş olabilir. Var da neden bu kadar beklendi ben bunu anlayamadım. Ne oldu acaba orada diyor. Ben de farkındayım arkadaşlar. Galatasaray pozisyonunu ekrana verdiğimin ben de farkındayım. Aradaki fark ne? Aradaki fark ne? Şekerim bana bunu anlat. Bana niye Galatasaray pozisyonlarında penaltı değil diyen arkadaşların Fenerbahçe pozisyonlarında penaltı dediğini anlatın. Şerefle mi anlatırsınız? Adaletle mi anlatırsınız? Dinle mi anlatırsınız? İmanla mı anlatırsınız? Allah'la mı anlatırsınız? Kitapla mı anlatırsınız? Bu arada birinde top kaleye doğru gidiyor. Diğerinde top ortaya doğru geliyor. Hani eline çarpmasa yüzüne çarpacak. Arkadaşlar ah. Yani buyurun. Şimdi bu yorumları alın. Bak iki pozisyon için konuşun. Kolon yana doğru genişletmesi yukarı ve öne doğru genişletmesi doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Buraya kadar penaltı olmalıydı. Burada karar penaltı olmalıydı. En fazla sarı kart. Kol doğal konuda değil. Yüzü kapatmada yok. El topun önüne bariyer oluşturur. Alın arkadaşlar. İkisi de penaltı. Peki ne çıktı? Galatasaray maçında devam, Fenerbahçe maçında penaltı çıktı. Ya penaltı çıkmadı özür dilerim. Galatasaray maçında devam çıktı, Fenerbahçe maçında devam kararı çıktı diye en çok Galatasaraylılar eleştiriyor. Şimdi bak, ben şunu söyleyeyim. İFAP kurallarını tam okumak lazım. Hani, ee, İFAP'a göre penaltı değil diyor. Çünkü yüzünü koruma falan değil. Vücudunu esneterek açıyı daraltarak gelmiyor. Oyuncunun kolu vücudunun hizasında ve göğsünün üstünde. Yani top koluna çarpmasa vücuduna çarpacak diye bir kural var. Ve oyuncunun kolu dışarıya açmamış. Dolayısıyla kendine takımına avantaj sağlamıyor. Hani ifapta başka bir kural yoktu bunun için. O bakımdan penaltı vermediler diyor. Şimdi Galatasaraylılar buna penaltı diyebilir. Sıkıntı değil. Yani Orta açılır. Açılmaz diye bir şey yok. Kaleye şu çekilir. Çekilmez diye bir şey yok. Ama Samet'in şu hareketim inanılır gibi değil. Bakın arkadaşlar. Ben Allah'tan korkarım. Ne derseniz deyin. Şu penaltıysa bu da penaltı. Bunlar penaltıysa şu da penaltı. Her zaman söylediğim gibi. Ya yani bakın. Ben de öyle. Yani e, Allah'a çok şükür ben bir Fenerbahçeliyim. Ve öyle mı cimi şöyle böyle kıvırması yok. Ne dedi, dediysem arkasındayım. Canlı yayında da dediğimin arkasındayım. Biri penaltıysa diğeri de penaltı. Biri değilse diğeri de değil. Ben size ne dedim? Kural diyor ki işte vücudunu genişletmiyor. Avantaj sağlamıyor. Yüzünü koruyor. Buna penaltı vermeyin falan filan. Hatta frikiklerde falan doluyor. Ama dedim ben penaltı veririm. Bir şey söyleyeceğim. Kendim olduğum için söylemiyorum. Benim gibi adamı buluyorsanız asıl onların peşinden gidin. Vallahi de billahi de diyorum bak. Yemin ediyorum ya. Ya benim gibi adamı buluyorsanız buyurun abi. Peşinden gidin. Kendi takımıma neyse rakibe de o. Anladınız mı? Bu pozisyon Galatasaray lehin olsa. Al aynısı. Aynısı. Yani aynısı. Anlatabiliyor muyum? Mesela bak şu ayı bir pozisyon topu göğsünden kontrol ediyor. Kale karşısında şut çekecek. Öncesinde faul var diyor. Ya İrfancanın montunu alan taraftar mutlu diyor. Şimdi bak. Yayıncı kuruluş Trio programına göre. Trio'ya göre. 13. hafta sonunda verilen hakem kararlarında leh ve aleyhte yönetilen maç sayısı hani penaltı kırmızı kart gol verilerine göre Fenerbahçe'nin 6 kez aleyhinde hata yapılmış. 6 kez. Şöyle yapalım. İstediğiniz hani istediğiniz maçlara 6 tane gol ekleyin. Mesela Trabzonspor maçına ben 3-2 dedik ki 2 ye ya, iki tane gol ekliyorum. Aa bomba Demirspor maçına da 2 tane gol ekliyorum. 4 yine elde kalıyor 2 tane. Ne lider gidiyorsun 39 puandasın. Bir tane de lehem maç yönetilmiş. Yani 5 tane ekleyeceğim. 4 ekleyemeyeceğim. 5 tane şey 6 ekleyemeyeceğim 5 tane ekleyeceğim. Bir tane lehem maç yönetimi olmuş. Kasımpaşa maçından bahsediyordum. Şöyle yapalım. Kasımpaşa maçında ile bir, bir tane aleyh olsun. Oraya bir tane gol ekleyelim. Ya bir gol, yani orada golleri çıkalım ikisini bir tane gol ekleyelim oraya. Trabzon maçına 2 tane ekleyelim. Adana maçına 2 tane ekleyelim. 39 puanla lider edelim. Galatasaray'ın 2 kez aleyhine 3 kez lehine maç yönetimi olmuş. Şöyle alın bir tane golünü çıkalım Galatasaray. Mesela bir, bir, bir farkla epey maç kazandılar. Bir tanesini çık. Puan farkını aç. Yani puan farkına 5 puan fazladan zaten eklemiş olacaksın. Bir de 2 puan çıkacaksın. 7 puan eklemiş olacaksın. Hangi kara gece? Hangi Kadıköy'deki kara gece? Ben merak ediyorum. Bu arada top ele temas etmeseydi zaten vücuda çarpacaktı yorumu kaldırılmış bilginiz olsun. Bu geçerli değilmiş. Yani ben bunu da duydum. Ve gururluyum, mutluyum. Binlerce insan beni takip ediyor. Binlerce insan videolarımı izliyor. Binlerce insan beni kardeşi gibi görüyor. İstediği takımda tutsun. Adam diyor ki Mustafa Hoca bak ben güveniyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben güveniyorum. Çıkıyorum. Diyorum ki bak kendi e açımdan. Günay'ın gezer ne derse kabulüm. Çünkü ben bende bir şey oluşturmuş. Bende okey oluşturmuş. Ha Günay'a gezer oradan al. Galatasaray TV'ye koy. Yine aynı yorumu yapar. Bende oluşturmuş. Sizde de bunu oluşturduysam ne mutlu bana. Yani gelişmeler bu şekilde. Dediğim gibi yorumlar yapıldı. Her ikisine de penaltı dendi. Yalnız fark şu. Birinde dakika 33, skor 0-0. Diğerinde Fenerbahçe belki de 3-1 önde olacak. Belki de 3-0 önde olacak. O bir tane yaptığı için gol yemeyecek. Kalecinin yaptığı o saçma hatadan gol gelecek. 3-0 Fenerbahçe öndeyken belki de o penaltı verilecek. Kim bilebilir. Ya ben şunu söyleyeyim. İsmail Kartal'ın bir A planı vardı. Sakatlıklar olana kadar bu çok da güçlüydü. Ve ana felsefe topa sahip olmaktı. Kabul. Ancak İsmail Kartal'ın B planı fark ettiniz mi bilmiyorum. Son 10-15 dakikalarda topu rakibe vermek. Ve e, Nürnland başında Adana Demirspor maçında falan bu tip taktikler uygular. C planı o bu şu değil. Maçın içerisinde doğru değişiklikler, doğru rolü verebilmek maçın her şeyini değiştirir. İsmail Kartal'a en, fazla bundan dolayı ben e, konuşuyorum. Yani şimdi bu, e, çok çeşitli sporcu yorumlar var. Ben maçı anlatmaya gerek duymuyorum. Normalde her Fenerbahçe galibiyetinden sonra köşe yazılarının, yazarlarının konuşmasını değerliyorum, toparlıyorum, konuşuyorum ama bu sefer gerek duymuyorum. Hepiniz her şeyi gördünüz. Yorgun bir Fenerbahçe, argın bir Fenerbahçe. Hakemin vermediği kararlar. Ya baba şurada 33'te. Bir sıfır öne geç. Bir sıfır öne geç. Şurada 2 yap. Anlatabiliyor muyum? 3 yap ardından. Şurada 3-1 olsun. Sıkıntı değil. Peki şurada ne oldu? 50 tane kılıf. Dediğim gibi biri penaltısı, diğeri değil. Oldu. Galatasaraylar istediği kadar şikayet Bugün saat 13'te basın toplantısı yapacaklarmış. Muhtemelen ligi bitirmeyiz. Savaşta savaş diyecekler. Fenerasyon diyecekler. Ama ne MHK istifa etsin ne TFF istifa etsin demeyecekler. Demeyecekler. Yani demeyecekler abi demeyecekler. Bak ben şunu söyleyeyim. TFF Başkanı bir. Arda Kardeşler 2, Hüseyin Göçek 3, MHK Başkanı 4. Dört. 4'ü de atılsın hakemlikten. Ben kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. Kabul etmeyene ne dersiniz arkadaşlar? Bak madem Fenerbahçe'yi kollamış. Gelin şöyle yapalım Galatasaraylar. Bütün samimiyetinizden erkekseniz, adamsanız, delikanlıysanız, şerefliyseniz, Müslümansanız ya da putperestseniz neyse işte, neye inanıyorsanız. TPP'den şikayetçi misiniz? Ben de şikayetçiyim. Biz de şikayetçiyiz. MHK'dan şikayetçi misiniz? Biz de şikayetçiyiz. Siz de. Hakemlerden şikayetçi misiniz? Biz de siz de. Özellikle Arda kardeşler. Hadi Arda kardeşlere geçtik. Hüseyin Göçek. Arda kardeşleri geçmedim yani ben geçtim derken var, var karışmamış o yüzden diyorum. Hüseyin Göçek'ten razı mısınız? Şöyle yapalım bu dördüne de istifa demeyen arkasına milyonlarca küfür ekleyelim. Bundandır. Kabul müsünüz? Ben kabul ediyorum. Siz ediyor musunuz? Eğer samimiyseniz buyurun. Şimdi Galatasaray zamanında hakemler bilmem istifa ediyordu şöyle böyle kovuluyor dediyordu. Ali Koç çıktı hakemlere sahip çıktı. Yıllardır eleştiriyorlar değil mi? Biz de Galatasaray'a diyorum ki yıllardır eleştirilmemek istiyorsanız hadi buyurun. Birlikte hareket edelim. Ya MHK Başkanı Ali Koç'u dava etmiş bu maça hakem tayin ediyor. Biz olumsuz düşünüyoruz da olumlu da düşünebilirsin. Maçın hakemi ulan kabakmanın başıma patlayacak. Şu Fener kazansın ne olacak bunlar 13 13 yapmış. Bilmem 19'da 19 yapmış diyebilir. Fener maçı Sivas maçı. Fener maçı çok kötü oynarken. Üflükten bir penaltı çalıp Sivas'ı 10 kişi bırakıp Fener 2, 3, 4, 5, 6, 7 derken Maçı Fenerbahçe 7-0 kazandı diyelim. Maç sonunda çıkıp da arkadaş hani hakeminlik konuşacak bir şey yok ya. Tamam bir tane hatalı penaltı önce Fener e 6-60, 7-60 diyebilir misiniz dersiniz. Ama tam tersi olunca olan hakemi o gönderdi. Federasyon gönderdi. Şöyle böyle falan filan. Neyse hakkımız da olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu maçın tekrarı mekrarı olmaz. Ha tekrarını istiyorlarsa Fenerbahçe TV'den maçtan 24 saat sonra yayınlanılır. Kesinlikle maçın tekrarını izleyebilirler. Kesinlikle izleyebilirler. Sıkıntı değil. Ama bu tip çocuksu hareketler bak bunu biz Fenerbahçe olarak biz yapıyorduk. Kural hatası, maç tekrarı, bilmem ne hatası, maç tekrarı. Hayır bu hakem hatası. Anlatabiliyor muyum? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.